Sen ne yapıyorsun şu anda? Neleri suluyorsun? Flamingo gülleri suluyordu. Flamingo tarifi suluyor. Kaplumbağa da onu yaz. Evet, ben kaplumbağayım. Sen flamingosun. Sen timsah değil misin? Hadi devam et. Bak, kanguru. Röportajı hazırız. Merhaba. Merhaba. Nil Hanım'ın ilk okul gününde. Merhaba. Müziğin güzelmiş. Evet. Severiz Favori FM. Valla ben de. Yani yıllar sonra izleyince annem ne kadar hızlı şoförmüş diyecek acaba. Ondan mı böyle basıyorsun? Yok, arkadan araba hızlı geliyor. Araba sıkıştırdı fark ettim de. Yani. Ne yapıyorsun şekerim? Ne yapayım işte. Çıktık, işlerimizi yaptık. Yaptın. Orman okuluna doğru yola mı çıktık? Orman okuluna, Nil Hanım'ın ilk okul gününde. He. Kendilerine geliştirmek üzere yola çıkıyoruz. Evet. Bakalım nasıl geçecek? He. Şimdi selfie modunu aldık. Ben de artık konuşabilirim. Daha rahat kendimi de gösterebilirim. Hafta sonu Yörükapa'nın yerine gittik ya. Marlıkuyu'da. Evet. Denize girdik. Dedim ya çok güzel okulum var falan. Şöyle dedim hani orman okulu çok güzel olacak falan. Sen gittin de diyorum. Okuluma sen gittin de diyorum. Ne olacaktı? Gittim tabii. Senin için plan yapıyoruz burada. Neler yapacaksın, ne göreceksin, ne edeceksin. Umarım bunların her birinin kıymetini hayatında ilmek ilmek hissedersin değil mi? Yani güzel, şanslı bir çocuk olarak. Şanslı da demeyelim de en azından farkındalığı yüksek olarak değil mi? Hayatını özgür bir şekilde doya doya kendi isteklerin doğrultusunda yaşarsın inşallah. Amacımız tabii şey, yani kendi üzerimizde düşündüğümüz, kendi üzerimizde gördüğümüz olumsuzlukları senin yaşamanı istemiyoruz. Onun için de eğitim hayatının ilk günü, yani belki bu eğitim sayılmayacak ama insanın 7'sinde neyse 70'inde de oymuş felsefesine uygun olarak 4 yaşında başlayacaksın, yani kreş değil artık, anaokulu. Anaokul hayatında doya doya vakit geçirirsin. 2-3 sene zarfında kendini hani anaokulunda oyun gibi etkinliklerle geliştirirsin. Yani bunları belki sen ileride hayatının çok uzun bir periyodunda daha çok farkında olacaksın neyin neye etki ettiğini ama şimdilik senin için de hani biz en uygun olarak orman okulunu gördük, orman okulunu bulduk. Sen de doğayı sevdiğin için. Doğayı da sevmene, ya belki doğayı sevmeyeceksin yani yarın bir gün hani olur ya şehir hayatı bana daha uygun diyecek. Yani kendi tercihi tamamen tabii ki. Ama biz seviyoruz yani dün izlediğimiz şeyde de Türker Kılıç diyor ya, bağlantısal bütünsellik diyor. Yani. Her şey içinde bulunduğu aile anlamlı. Biz bu kafa yapısına sahip olduğumuz için sana onu uygun gördük. Ama istersen ileride değiştirmek yine kendi elinde. Değiştirebilirsin. Farklı şeyler yaşayabilirsin. Umarım doğa sana orman okulu şans getirir. Ben biraz fazla konuştum. Biraz da sen konuş. Tabii ki tercih senin. Özgürsün. Hayatında ne yaşamak istiyorsan biz her zaman senin yanındayız. Doğrularınla, yanlışlarınla. Bu da senin okulun ilk günü olacak. Bu ilk gün bizim için önemli. İnşallah bundan sonra da hayatını istediğin şekilde yaşarsın. Her zaman mutlu ol demeyeceğim çünkü mutlu her gün mutlu olamayabilirsin. Mutlu olmamak da bir bütün duyguları, var yani hayatın bir yerinde değil mi? Bütün duyguları yaşayacaksın hayatında. Türker Kılıç ne diyor? Mutlu bir insan mısın diye soruyorlar Profesör Türker Kılıç'a. Ya diyor, o diyor soru çok farklı bir soru diyor. Yani akışta mısın diye sorarsan diyor, evet akıştayım diyor ama diyor mutlu musun diye sorarsan diyor, ben diyor şu an yapamadıklarımdan dolayı mutsuzum diyor. İşte bu akışta mutlu olmak da var, mutsuz olmak da var.
Yani stresli olmak da var. Öfkelenmek de var. Yani sinirlenmek de var. Önemli olan bu duygularının yani, farkına varıp onları kabul edip. Daha çok akışta mısın aslında? Hani hayatın içerisinde, rutininde, doğada, işte keşifte misin? Yani yeni şeylerin farkına varmak için çaba sarf ediyor musun? Yeni insanlar tanımak için ya da yeni güne uyanırken yeni şeyler deneyimlemek için bir çaba içerisinde misin yani? Bu önemli bir şey. Önemli olan işte kendi bireyselliğinin farkına varıp hayatını istediğin şekilde şimdi kimlerle tanışıyor orada? Evrim'le neydi? Umar Hoca. İki tane öğretmenim var. Bunlar zaten çok iyi ailenin çocukları. Ve Bilkent İşletme'ye okumuşlar ki Bilkent İşletme yani her çocuğun okuyabileceği bir, yani kazanıp da gidebileceği bir okul değil. Onlar iyi bir felsefeyle iyi bir şeyler yapmışlar. Biz de seni o periyotta onların yanına çırak olarak vereceğiz. Bundan sonraki çıraklık hayatında umarım her şey gönlünce olur. Bundan sonra sen yönlendirin. Evimize de geldik zaten. Birazdan seni yukarıdan alacağız. Bundan sonra senin isteklerin ve tercihlerin doğrultusunda bizi yönlendireceksin. Evet. Biz de o doğrultuda sana eşlik edeceğiz. Öpüyoruz seni. Birazdan kendini doya doya izlersin. Hadi hoşçakal. Kendine iyi bak. Hangi okula gidiyorsun sen? Bugün güzel bir okulla tanışacağız. Varman Okulu. Orada kümes var biliyor musun? Bir de kaz var arkada. Evet. Kümeste oyuncak at var. Oyuncak at var. Böyle maskeler var. Drama odası var. Müzik odası var. Ondan sonra kümesten yumurta topluyormuşsunuz biliyor musunuz? Hani yapıyorduk ya biz. Bir de ip atıyoruz. İp atlıyorsunuz. Çok seveceksin herhalde sen orayı. Kaç tane öğretmenin olacak biliyor musun? Sertil öğretmen olacak. Ondan sonra onun kızı var. İpek de neydi? İnceli İpek. Hani İnceli İpek Hanım'ın çiftliği vardı ya. Burası da Sertil öğretmenin çiftliği. Orman okulu. Onların kızları var. Kızların ismi birisi... Evrim. Birisi? Umar. İki tane öğretmenim var. Bunlar çok iyi öğretmenler bence. Sen de tanıdıkça onları çok seveceksin. Bak şimdi biraz da şöyle yolu çekelim. Şöyle güzel yağımızda neler var onları görelim. Bak çocuk çıkabilir diye bak. Okul bölgesi. Evet, bekliyoruz. Nasıl gidiyor şekerim? Huh?